vatandaşımız avansla %10'luk hesabı kullanmış. Ya bu işletme stok yok ki. Bu işletme stok yok ki. Fiilen mağazası yok. Ama şunu söyleyeyim. Standartlar, muhasebe standartlarında hizmet stoklama var ama şu an teknik hesap planında daha yürürlüğe girmedi diye. Arkadaşlar 180 hesap, bir şey söyleyeyim, bazı kadar yanılgı var değerli arkadaşlar. Eğer ki bilanço gününde 180 hesapta gelecek yıl varsa 180 arkadaşlar bilançoya girer. Yani 31.12'de 280 hesapta bakiye varsa 280'de bırakmayın. Bırakmayın derken gelecek yıl giderleşmesi gerekiyorsa onu mutlaka 180 hesaba çekelim. Bu bizim için önemli. İfade edelim bunu. Söyledik. Bir de arkadaşlar diğer madde duramayaklar. Devreden KDV beyanları ile ilgili söylüyorum. Birçok incelememizde maalesef Aralık ayındaki KDV beyannamesiyle bilanço arkadaşlar tutmuyor birbirini. Tamam mı? Bakın tutmuyor birbirini. Sebebi de şu, bakıyorsun ya işte bilanço farklı, yıl sonu KDV, 12. ay KDV beyanı farklı. Bu neden kaynaklanıyor? Beyan var, kayıtlarda mı hata var? Maalesef arkadaşlar bu eleştiri konusu oluyor. Dolayısıyla buna dikkat edin. Küçük farklar arası kuruş farkları kabul edilmeyen giderler veya gelirlere çekebiliriz derler arkadaşlar. Arkadaşlar indirecek KDV beyanlarından biraz bahsedelim. İndirecek KDV beyannamesi mutlaka ve mutlaka mahsup harici sürekli borç vakiyesi vermeli, borca kaydedilmelidir. Sadece mahsuplara KDV takvimini alacağına mahsup edebiliriz. Beyanlarla uyumlu olsun. Bakıyoruz ki adam baktığımızda ticari defterlerine inceleme esnasında KDV beyanname %91 ile beyanname dışı, beyanname tutmuyor, kayıtlar tutmuyor. Ama burada sizin sorununuz arkadaşlar gidebilirler. Baştan söyleyeyim. Beyanlı yanlış ve hatalar vermek mesleki sorumluluk gerektirir. Arkadaşlar peşin ödeme, peşin vergiler de sıkıntı olan önemli durumlardan bir tanesi. Şimdi ne olursa olsun birçok arkadaşımız geçici vergi uygulamasında öderken yani geçici vergi ödendi mi işte 102 hesap alacaktı 193 borçluk ayrılığı yapıyor. Doğru mu? Bazı arkadaşlarımız da her geçici vergi döneminde işte 31 Mart'ta 30 Haziran'da 30 Eylül'de 31 Aralık'ta geçici vergi tahakkümü yapıyor. Arkadaşlar doğrusu tahakküm yapmaktır. Tamam mı? Doğrusu tahakküm yapmaktır. Geçici vergi tahakküm eder. 360 hesaptan da ödenir. Ama şunu söyleyeyim arkadaşlar. Eğer ki bir işletme sürekli vergi ödüyorsa 193 hesap bir kurumlar arasında mükellefi ise bakın tekrar söyleyeyim. 193 hesap yıl sonunda 371 hesaba aktarılır. Ve 371 hesap arkadaşlar 370 hesap kurumlar arasında mükellefi için söylüyorum. Gelir vergisi değişikliği gösterir. Gelir vergisi tarifesinden dolayı. Ama eşit olmak zorundadır. Tamam mı? 370 ve 371 hesap eşit olmak zorundadır. Bunu mutlaka görün. E peki vergi ödenmediyse, işte ödenmeyen vergi 360'da var. Tamam mı? O anda biraz sonra geleceğim. Ne yapacağız diye. Ha, bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar. Geçici vergi burada var. Geçici vergi fazla ödendi. Eşit olmayan bir zaman, kanundan kabul edilen bir daha başka zamanlarsa 193'de fazla. Bakın, eğer geçici vergi fazla ödenmişse o zaman geçici verginin fazla öden tarafı 193'ün bakiyesinde kalır. Bilançoya girer ve mahsup durumuna göre 136 hesaba bir man yanılır. Çünkü geçici vergi matrağı, genel olarak son geçici vergi matrağı artık işlem kayıtlar düzgünse bu şekilde olmak zorunda. Arada 110 olabilir ama biz genel olarak arkadaşlar ben şahsen söyleyeyim size.